Ey sevgili gençler, yine bir dersimizle beraberiz. Bugün düzlem aynayla ilgili, artık düzlem görüntü, yansıma, e, görüş ile ilgili basit ve seçici soruları çözerek artık düzlem konusunu bitireceğiz. Kısmet olursa bir sonraki dersimizde optik olarak küresel aynalardan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ekran görüntüsü almanız adına bazen şöyle bırakayım. Buradan sorulardaki ekran görüntüsü alabilirsiniz gelen her soru için ekran görüntüsü almanız da uygun olabilir arkadaşlar. Şöyle üst soru var burada. Şuradaki sorularımıza bakalım. Evet üst sorumuz burada var. Görüntünün yerini soruyor. Evet bir sorumuz da burada var. Görüntünün yerini soruyor. Peki arkadaşlar hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Hadi başlayalım buyurun. Ne diyor? Şekil 1'de eşit bölme düzlem aynaya gelen KLM ışınlarının yansıma açıları sırayla. Evet hemen hatırlayarak gidelim. Yansıma açısı kimle yaptığı açıydı arkadaşlar? Normalle yaptığı açı yansıma açısıydı. Bakın bu neydi arkadaşlar? Gelen ışında Bu neydi arkadaşım? Yansıyan ışında Peki bu alfa gelme açısı. Beta nedir? Yansıma açısı. Peki o zaman şuradaki teta nereyle yaptığı açıydı? Aynı ile yaptığı açıydı. Gelme açısı gelen ışığıyla normal arasındaki açıydı. Yansıma açısı da yansıyan ışığıyla normal arasındaki açıydı. Hadi o zaman yansıma açılarına bakalım. Önce M ile başlayalım. M bu şekilde yansıyacak değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurası direkt 45 derece. Çünkü köşegense gelse ne kadar? 45. O zaman M'nin yansıma açısı kaç derecedir? 45 derecedir. Peki bu işin geldi. Peki bu işin geldikten sonra bunun normali bu gördüğünüz gibi. Şöyle işle yaparak ne yaptı? Yansıdı. Doğru mu? Peki köşe köşe gitseydi 45 olacaktı. Ama 45'ten küçük bir değer değil mi? Kaç derece diyelim mesela atıyorum 30 derece olsun mu? Doğru mu arkadaşlar? Atıyorum ne kadar olsun. Siz salama bir değer verebilirsiniz. 45'ten küçük olmak şartıyla kaç derece arkadaşlar? 30 derece. Peki M'ye bakalım arkadaşlar. M'nin normali bu değil mi? Zaten burada bir daha ışığı yansıtıp da karıştırmak istemiyorum. Gelme ile yansıma açısı birbirine nedir? Eşittir. Burada baktığımız zaman zaten bunun yansıma açısı aynı zamanda kimdir? Gelme açısıdır. Bu da 45'ten büyük bir değerdir. Atıyorum kaç derece olsun? 60 derece olsun arkadaşlar. O zaman hadi yansıma açılarını söyleyin bana. K büyüktür M'den. O da büyüktür kimden? L'den. Peki teta 1, teta 2 demiş. O zaman teta 1 büyüktür 3'den. O da büyüktür kimden? 2'den olacak. Cevap 1, 3 ve 2 olacak arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. I hangi noktadan geçerek yansır? Yansımayı yapıp yapmadığınızı yoklayan bir soru. Burada bakalım doğru yansıtabiliyor musunuz? Arkadaşlar normalimiz bu. Peki normalin iki uzağından gelen normalin iki uzağını ne yapar? Gider diyebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şu açıyı yakalamak adına. işte açıyı yakalamak adına. 1'e 2 iki gelen 2'ye 1 gider dedim mi arkadaşlar? O zaman 2'ye 1 gitti. Peki yeni normalin bu dikkatinizi çektiyse. Peki bu defa 2'ye 1 bir gelen 1'e 2 yansıyacak. Tekrar bu noktaya geri dönecek. Şöyle döndü gördüğünüz gibi. Peki nasıl gidiyor? 1'e 2. 1'e 2 onu ne yapıyor? Devam ediyor. O zaman hangi noktadan geçecektir? L noktasından. Geçecektir arkadaşlar. Peki üçüncü sorumuz. Peki I ışını I ışı doğrultusunda gitmektedir. Kendi üzerinden geri dönmesi için yansıması için ayna hangi yönde kaç derece ne yapmalıdır? Döndürmelidir diye sormuş. Burada hemen bilgi hatırlayalım arkadaşlar. Neydi bilgimiz? Ayna alfa dönerse alfa dönerse yansıyan ışın ne kadar dönerdi? Y I 2 alfa dönerdi değil mi? Peki bu ışının şöyle olmasını istiyorum o zaman ben eğer bunun kendi üzerinden geri dönmesini istiyorsam aynanın yatayda olması lazım değil mi arkadaşlar? Aynanın nasıl olması lazım? Yatayda olması lazım. Ve gördüğünüz gibi aynanın dönme yönü nedir? Saatin ters yöndür. yani hangi yönde dönecek? İki yönde dönecek. Bu şekilde ayna dik olacak. Peki şu anda aynanın dönmesine bakalım. Aynanın dönmesi kaç derece? Alfa eşittir 45 derece değil mi? Doğru mu arkadaşlar? I ışını kendi üzerine geri dönmesi için ayna hangi yönde kaç derece dönmelidir? Direkt söyleyebiliriz. Direkt ayna ne kadar dönmelidir? 45 derece dönerse zaten bu yatay bu da dikey olduğu için kendi üzerinden geri döner diyebilirsiniz. Ya da şuradan da gidebilirsiniz. Aynı alfa dönerse yansıyan ışın iki alfa döner ya arkadaşlar. Bakın yansıyan ışın bu olsun istiyorum. Kendi üzerine geri dönsün istiyorum. 2 alfa kaç derece? 90 derece. O zaman alfa kaç derecedir? 45 derecedir diyebilirsiniz. O zaman cevabım iki yönünde 45 derece olacak arkadaşlar. Peki buyurun arkadaşlar. K cisminin görüntüsü hangi noktada oluşur? Ko kolay bir soru. Buradaki hemen bilgi hatırlayalım. Aynanın doğrusunu uzatıyorduk. Doğrusuna dikme iniyorduk. Doğrusuna dikme iniyorduk arkadaşlar. Burada ne vardır? Bizim görüntümüz vardır. Hatta bu noktada eğer bir göz gibi düşünürsek aynanın uçlarına ışınları yollayarak ne yapardık? Görüş alanını biliyorduk arkadaşlar. Peki buyurun arkadaşlar. Buyurun. K cisminin görüntüsü hangi noktada oluşur? Bu defa dikkat edin. Aynaya düz gönderemezsiniz. Çünkü aynayı Köşegen değil mi? Köşegenin dikmesi neydi? Köşegendi arkadaşlar. O zaman bir buçuk uzaklıkta ve bir buçuk uzaklıkta olacak şekilde gidiyorum. Şu nokta. Bu noktada nedir? Şu noktasında görüntü oluşacaktır arkadaşlar. Buyurun. Aynı şekilde bu defa cismin görüntüsünü sormuş. Cismin görüntüsü için ne yapıyordum? Cisimde iki noktası seçiyordum bakın. A ve B noktası olarak seçiyordum. Gördünüz mü? Peki A'dan dikme gönderiyorum. Yarım köşegen, yarım köşegen. A üssü. Peki B'den dikme gönderiyorum. Bir köşegen bir köşegen B üssü. Gördüğünüz gibi cismin görüntüsü bu şekildedir arkadaşlar. Yani dört gibidir. Peki üstteki soruyla farkına bakalım. Noktanın görüntüsü için yalnızca noktadan ışın göndermek yeterli. Peki cismin görüntüsünü bulmak için ne yapıyorduk? Cismin başlangıcına ve bitimine noktalar koyarak noktanın görüntüsünü alıyorduk. Hadi bakalım bir test edelim. Öğrenmiş miyiz bu soruda? Peki bakalım şöyle değil mi? Şurası A noktası olsun. 1,5 1,5 A üssü. Değil mi arkadaşlar? Dikkat edin şimdi. Şuradan gönderdim. B. iki köşegen. iki köşegen. Bakın. iki köşegen. Bu da B üssü. Buradaki cevap nedir arkadaşlar? Buradaki cevap 3'tür arkadaşlar. Oldu mu arkadaşım? Peki. Yedinci sorumuza geçtik. Buyurun. Lava cismin görüntüsünü sormuş. Arkadaşlar görüntü almanız için bırakıyorum. Çünkü bu soru önemli bir soru. Altındaki soru güzel bir soru. Önemli bir soru. Diğer de önemli bir soru arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Peki. Hadi bakalım. Buyurun. Hadi bakalım. Bu cismin görüntüsü nasıl oluşur? Bugün cismin görüntüsü şöyle yapalım. Bu defa doğrultudan gönderdim. Bakın doğrultusu böyle değil mi? Peki L bir birim uzaklıkta bir birim uzaklıkta L üssü. K iki birim uzaklıkta iki birim uzaklıkta K üssü. Peki M'ye bakalım. Bir buçuk. Bir buçuk uzaklıkta. Bu da M O zaman bu cismin görüntüsü şöyle olmak zorundadır. Peki noktaları doğru vermiş olması lazım. Hangisi? L, K üstü M'dir. Yani cevap nedir arkadaşlar? Adana'dır. Evet güzel bir soru. K cismin düzlemdeki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar bu da benim çözdüğüm metodu hatırlıyorsunuz değil mi? Pratik yolu. Hadi bir daha hatırlatayım sizi. Ne yapıyordum? Diyorum ki ayna düz olsaydı bunun görüntüsünü alabilir miyim? Bunun görüntüsü şöyle olurdu değil mi? 20 derece 20 derece olurdu. Ayna düz olsaydı. Peki ayna düz değil. Ayna düzlük durumuna göre sağa doğru alfa eşittir kaç derece dönmüş? 30 derece dönmüş değil mi? Doğru mu? O zaman görüntü de buna olan saygısından dolayı 2 alfa döner arkadaşlar. 2 alfa kaç derece yapar? 60 derece yapar değil mi arkadaşlar? O zaman görüntüde bunu olan saygısından dolayı Bakın bu alfa döndüğü için bu da 2 alfa dönüyor. 60 derece dönüyor. Peki burada 20 derece var. 60 olabilmesi için galiba şurası da 40 derece olacak değil mi arkadaşlar? 40 derece. O zaman benim sorumun cevabı ne olacak? Yatayla şurayla kaç derece açı yapacak? 40 derecelik açı yapacak arkadaşlar. Cevabımız nedir? Bursa'dır arkadaşlar. Buyurun. Eşit bölmelik K, K cisminin 1, 2, 3, 4, 5 ile gösterilen noktaların hangisinde görüntüsü ne yapar? Oluşur. Bakın buradaki görüntüsü budur değil mi? 5'te görüntü var mıdır? Vardır. Peki 2 birim 2'nin uzaklıkta 1'de görüntü var mıdır? Vardır. Bir de görüntünün görüntüsüne bakacağım. Buyurun. K'nın buradaki görüntüsüne, K1'deki görüntüsüne bu değil mi? Peki bu aynanın görüş alanına bu ayna giriyor mu? Girmiyor. O zaman buna X aynası diyelim, o da Y aynası diyelim. O zaman K'nın x'teki görüntüsünün Y'de görüntüsü ne yapmaz? Oluşmaz. Peki takip edin. Bu defa bu da k görüntümüz. Şöyle yaptım. Aa, gördünüz mü gençler? Çarptı değil mi? Görüş alanı ne yapıyor? Giriyor çarpma var. O zaman bir de görüntünün görüntüsünü alacağım. Artık bu görüntü bu ayna için cisimdir arkadaşlar. Tam doğrusunda burada bir görüntüsü daha oluşur. Gördünüz mü arkadaşlar? O zaman hangi noktalarda oluşurmuş? 1'de, 3'te ve 5'te ne yaparmış? Görüntü oluşurmuş. Tekrar ediyorum. K'nın x'te bir tane görüntüsü oluşur. Ama x'teki görüntünün görüntüsü ne yapmaz? Oluşmaz. K'nın yeri bir tane daha görüntüsü oluşur. Nerede? 5 noktasında. Peki diğer ayna bunun görüş alanına girdiği için çarpmadan dolayı bir görüntü daha oluşur. Bu görüntü de yine buna göre simetriktir ve nerededir? 3'tedir. O yüzden aradığımız cevap nedir? 1 3 e, ve 5'tir arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buyurun arkadaşlar. K cisminin görüntülerini sormuş. İç hangi noktada görüntüleri oluşuyor demiş. E, gördüğünüz gibi bir bir görüntüsü var. Altıda bir görüntüsü var. Dikkat edin şimdi altının görüntüsünü alıyorsunuz. 3 birim uzaklıkta, 3 birim uzaklıkta. Çünkü bu işin yansıyıp dönüyor gördünüz mü? O zaman altının kimde görüntüsü var? 3'te görüntüsü var. Bu defa 1'in görüntüsünü alıyorsunuz. Buradan 3 birim uzaklıkta, buradan 3 birim uzaklıkta olacak. O zaman nerede var arkadaşım? 8'de var değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Artık 3. görüntülere geçtiğiniz zaman şu uzaklığı alacaksınız. Peki buradan ne kadar uzaklıkta? 5 birim uzaklıkta. Buradan 5 birim uzaklıkta. Nerede var arkadaşlar? 5'te var. Gördünüz mü? Peki bunun içinde şu uzaklığı alacaksınız artık. Ne kadar uzaklıkta? 5 birim. Ne kadar uzaklıkta? 5 birim. Nerede var o zaman? 10'da var arkadaşlar. Bunların hepsinde vardır. Burada 10, 8 ve 6. 18 ve 6'lıklara bakalım. Galiba bulduk. Diğerinde 1, 3, 5 bu da güzel bir soruydu bence. Peki buyurun arkadaşlar. X, Y düzlem aynalarındaki terk eden ışının yaptığı toplam yansıma sayılarını istemiş. Bu çıkmış bir e, eski YGS sorularındandır arkadaşlar. Hadi bakalım. Her yansıma bir görüntü. Köşe gelen nasıl gider? Köşe gider. Artık bunu öğrendik değil mi? Eşit açı yaparak. Tekrar nasıl gidiyor? Köşe gidiyor. Burada da köşe, 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 köşe. Burada böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi buraya geldim. Burada nasıl gittim? Köşe, köşe, köşe gittim. Burada da köşe köşe gittim ve sistemi terk ettim. Peki istekini sayalım. 1, 2, 3, 4 yansıma. İsteki yansıması kaç? 4. Y'yi sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 yansıma. Y'li kaç tane? 5 tane. Bu yüzden cevap nedir? 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Ne diyor soruda? Kaç kez yansıyarak sistemi e, terk eder demiş. Peki buyurun. Burada böyle geldi. Böyle yukarı çıkar. Buradan böyle gelir. Burada ne yapar? Aşağı iner. Buraya dik çarpar değil mi? Ve tekrar ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. Kaç kez yansıyarak sistemi terk eder dedi. O zaman şöyle sırayla sayalım. Çarptı 1. Çarptı 2. Çarptı 3. Çarptı ne? 4. Tekrar geri gelerek çarptı 5. Çarptı 6. Çarptı 7. Ve sistemi ne yaptı? terk etti. Bu da tuzaklı bir soru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevap nedir? 7'dir arkadaşlar. Evet. Buyurun arkadaşlar. Görüş analiz ile ilgili bir soru. Şekillik eşit bölme düzlemde gözlemci K cisimli MN eşit hızlarla hareket ede hareket etmekte olan düzenin üzerine tevil teksiyonu gözlemlediğine göre olanlar nedir diyor. Hmm. K'dan L'ye M'den eşit hızla hareket eden hareketli düzayına da t bir t diyor. Diyor ki senin görüş alanını al diyor. Görüş alanımı aldım. Buyurun arkadaşlar bu benim görüş alanımdır. Burada böyledir. Burada ise nasıldır? 2'ye 1 gideceğim dikkat edin. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1'dir arkadaşlar. Peki eşit hızla hareket eden cisim M'nin aralığında burada girerken burada ne yapar? Terk eder. O zaman burada kaç birim gözlemlerim? 2 birim gözlemlerim. Peki eşit hızla giren bir cisim... Bu noktada görüş alanına girer. KL için konuşuyorum. Bu noktada görüş alanında ne yapar? Çıkar. Burada kaç birim gözlemliyorum? 3 birim gözlemliyorum. Bu yüzden cevabım nedir? 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Ve buyurun. Hemen buradaki notumuzu hatırlıyorum. Soku okumaya gerek yok. Görüntünün yeri göre hızını istemiş arkadaşlar. Neydi? 2V aynı eksi kimdi? V cisimdi ve vektöreldi. Zaten artı eksi kendine yapmış? Söylemiş. O zaman 2 çarpı. Aynanın hızı ne kadar? Eksi 2V eksi cisminiz ne kadar arkadaşlar? Artı V. Eksi 4 art, eksi 1 daha. Demek ki eksi 5 vedir arkadaşlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve buyurun arkadaşlar. k Kale cisminin önce bir sonra iki annesinde oluşan görüntüsünü istemiş. Ne yapıyorduk? Önce birdeki görüntüsünü bulalım. İki noktası seçiyorduk şöyle ve şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada K üssü, buradaki L üssü. Artık bunun görüntüsü bir numaralı aynıdaki budur değil mi? Peki bu görüntünün bu aynadaki görüntüsü nedir? Galiba tam sıttırdır değil mi? O zaman görüntü nasıl olmalı? Dik olmalıdır arkadaşlar. Peki arkadaşlar bakalım burada önemli soru kalmış mı? Evet kalmamış arkadaşlar. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Düzlem aynı konumuz bitmiştir. Umarım size bir faydam olmuştur. Lütfen bunları tekrar edelim. Biz biz koronavirüsünden dolayı size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yüz yüze eğitim çok daha faydalı. İnanın hepinizi çok özledim. Sizin de beni özlediğinizi tahmin ediyorum. bu tabii ki bizim için yalnızca bir araç. ama şöyle yönden de bir avantaj kendi hızınıza göre videoyu durdurup tekrar tekrar izleme şansına sahipsiniz. Lütfen bunu avantajı çevirelim. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.